Salak. Hey, yatmışım. Gözlüğümü de almamışım. Ama fazla bak, ne var dedi. Gelen de var ha. Beyaz yanaklı gibon çiftimiz Josita ve Kameri yaklaşık 6 yıldır Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında bulunuyorlar. Daha önce hiç yavruları olmamıştı. Annemizin aslında ilk annelik deneyimi ve yavrusuna şu anda gerçekten çift olarak çok iyi bakıyorlar. Yavru tüm gününü annesinin kucağında annesini emerek besleniyor. Bakıcılarımız da çok büyük bir özveriyle çifte gerekli besinlerini veriyorlar. Gün içerisinde meyve, sebze, protein kaynağı olarak da haşlanmış yumurta, kendi ürettiğimiz moira kurtlarıyla besliyoruz. Bu canlılar hem zaten çok önemliydi çünkü doğada nesli kritik seviyede tükenme tehlikesi altında. Bu denli önemli bir canlının yavrusunun olması aslında tüm ekosistem için, parkımız için, tüm dünya için çok önemli bir gelişme oldu. Yavrumuzu biz de çok büyük bir sevinçle karşıladık. Beyaz yanaklı gibonlar Türkiye'de sadece Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunuyor. Hem çift tek burada bulunuyor hem de Türkiye'deki haliyle doğan ilk yavru olmuş oluyor. Parkımızda koruma altında bulunan Josita ve Kameri'nin yeni yavrusu bu canlının neslini doğada yok olmaktan bir adım uzağa taşımış oluyor. Şöyle, bu canlıların nesli doğada son 45 yılda %80 oranında çok büyük bir yıkımla azalma gösteriyor. Bu sebeple yeni yavru doğadaki türlerine devam edebilmesi için çok olumlu bir gelişme, bir olanak sağlıyor. Canlının neslinin tükenmesinin sebebi tabii ki de insan faktörüyle doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesinden kaynaklanıyor. Yaşam alanları gittikçe daralan canlılar yiyecek bulmakta, hayatlarını devam ettirmekte oldukça çok zorlanıyorlar. Bu canlılar da zaten ağaçların üzerlerinde tüm günlerini geçirdikleri için ormansızlaşmayla beraber önemli ölçüde nüfusları azalma eğilimi gösteriyor. Beyaz yanaklı gibonlar aslında tüm canlılarda olduğu gibi üreyebilmesi yaşam standartlarının çok iyi olmasıyla aslında gerçekleşiyor. Kendini rahat hissederse, beslenmesi çok iyi olursa, yaşam alanı konforu yani hayvan refahı iyi sağlandığı takdirde üreme gösterebiliyorlar. Burada da bakıcılarımız yıllardır çok büyük bir özveriyle bu canlılara bakıyor. Hiçbir öğünü aksatılmadan özel bakım uygulanıyor bu canlılarımıza da. Bu sayede yavru aramıza katıldı. Yavrunun sağlık durumu şu anda çok iyi. Cinsiyetini henüz tam olarak emin olamıyoruz. Çünkü şöyle, yavru tüm gün annesinin kucağında hani ona sarılı halde durduğundan dolayı yavruya çok yakın bir temasımız yok. O yüzden cinsiyet tayini henüz yapılamadı. Parkımızdaki tüm canlılarda olduğu gibi beyaz yanaklı gibonlarda da mümkün mertebe hep aynı bakıcı bakımını üstleniyor. Her gün aynı kişiyi görmeleri kendilerini daha güven içerisinde, güven sınırlarında hissetmesine fayda sağladığından dolayı bakıcılarımız bizlerden bir tık daha canlıların yanına gidip elden besleme yapabiliyor. Elden besleme yaptığı zaman en azından bir tık da olsa gözle muayene imkanımız olmuş oluyor. Baba! Yemekler attı onlara.
Gel, gel, gel. Eren bakma şempanze var. Mama ne kadar fayda var?